Ülker nefes aldığı her gün tekrardan hayatını kurtarmak zorunda hisseden bir karakter. Durumu da bunu getiriyor. Bir de dünyayı gülümseyerek ve gülümseterek ele almak bana hep iyi geliyor. Hoş geldiniz Seray Hanım. Hoş bulduk, teşekkür Bugün ediyorum. Bugün Tam Adres için edebiyat söyleşileri yapacağız. Sizlere birkaç soru hazırladık son kitabınız Ülker Abla ile ilgili olarak. Dilerseniz sormaya başlayayım. Memnuniyetle. Okurlar Ülker Abla ile ilk önce Antabus kitabında tanışmıştı. Onu daha fazla yaşatmaya nasıl karar verdiniz? Veya bu yeniden bir doğum mudur? Ülker nefes aldığı her gün tekrardan hayatını kurtarmak zorunda hisseden bir karakter. Durumu da bunu getiriyor. O yüzden onun yaşadığı her günü aslında tekrardan bir doğum ve tekrardan hayatını kurtarması demek. Ülker abla Antabus'ta oranın ana karakteri Leyla'nın yol arkadaşıydı. Biraz daha derkenar bir karakterdi. Ama şimdiye kadar benim yazdığım bütün kitaplardaki en sevdiğim karakterimdi. Ve o hikayenin bir gün benimle beraber devam edeceğini aslında ben Antabus'u yazarken de biliyordum. Yani kendi hikayesi, kendi yolu. Bir de ben biraz figüranları başrole çıkarmaya meraklı bir yazarım. Doğal olarak hani yarenlik etmiş bir kadını tekrardan alıp sahnenin ortasına koymak bana iyi geldi ve o karaktere de daha hizmet eder diye düşündüm. Ülker Abla kitabında mizahı bir savunma sanatı olarak kullanıyorsunuz. Gerçek hayatınızda da bu böyle mi? Seray Şahiner'de böyle mi? Galiba. Yani Ülker'in mizahı tabii ki benim kendi günlük mizahımdan daha iyi bir mizah. Çünkü üstüne çalışılmış bir mizah. Yani defalarca tekrar yazılmış bir metin olduğu için. Sokakta, evde, her türlü ortamda belli şeyler, defanslar halindeyiz. Ben bunların en kuvvetlisinin hep mizah olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada o anlık sıkışmışlık halinde aslında sizin karakterinizin bütün nüvesi de mizahla beraber ortaya çıkabiliyor. Bir de dünyayı gülümseyerek ve gülümseterek ele almak bana hep iyi geliyor. Ülker karakterinin yaşadığı cenderenin içinden çıkışı olarak refakatçiliği seçmenin özel bir nedeni var mı? Veya neden bu yolu seçtiniz? Ülker karakterinin ve sizin aklınıza nasıl geldi? Ülker barınmanın bir nefsi müdafaa olduğunu fark ediyor. Çünkü yıllarca gidecek başka yeri olmadığını düşündüğünden ev içi şiddete maruz kalmış ve sokağa çıkamamış. Yani evi terk edememiş. Dışarıya çıktığımda şey diyor, yani ben bu hastaneye hep koca dayandan sonra geliyordum kırık çıkık için. Bu sefer hastanelik olmadan kendim geleyim ve kayıt dışı bir yol arıyor. Orada kalabileceği kayıt dışı bir yol arıyor ve orada da refakatçiliği buluyor. Çünkü bir kayıp arandığı zaman hep önce hastanelere bakılır ama kayıt verilen yerlerine bakılır. Ama refakatçilikte hem üç öğün yemek hem bir yandan yarenlik alabileceği bir durum var. Hem de barınma ihtiyacını görüyor. Ben o hastaneyi biraz bir ülke gibi kurdum aslında Ülker'e. Yani zamanla alışma hali, sıra beklemeye dahi zamanla alışma hali, her şeyi ortak kullanır hali. Mesela bir başhekim var, hiç görmüyoruz. Ama onun o iktidarı temsil ettiğini biliyoruz. Ve ondan aslında bir anlamda da imtinayla söz ediyor Ülker. Çünkü orada bir güç var, biliyor. Gördün mü? Hayır. Orada hastalarla birbirlerine verdikleri bir şifa var aslında. Yani o hastalara bakarak, hastalar da bir şekilde onun barınmasına vesile olduğu için ona bakarak. Ben böyle yoldaşlıkları seviyorum, tatlı oluyor. Ülker abla karakterinin edebiyatımızda yerinin nerede ve nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Sizin edebiyatınızda önemli bulduğunuz kahramanlar hangileri? Şimdi bu sorunun cevabı çok özgüvenli olur. Ben veremem. Yani hani Ülker edebiyatta şuraya gelir. O hani Tolstoy bile veremezdi herhalde yaşarken. Bir kitabın, bir karakterin okuyanın etrafında ya da işte kafasına nereye yerleşeceğini aslında onu okuyan yol içinde, zaman içinde karar veriyor. İnşallah Ülker de kitapta diğer karakterlere ettiği yarenliği okuyanlara da normal hayatlarında eder. Çünkü çok zor durumda bir kadın
ve çok acı çeken bir kadın. O acıyı bertaraf etmek için kullandığı mizah acısını da tebessümünde daha kuvvetli bir hale getiriyor. Ben okuyanlarla en azından gülümserken ya da öfkelenirken buluşmasını isterim. Benim de böyle beni öfkemle mizahımı buluşturan çok sevdiğim kadın karakterler var edebiyatımızda. Tatlı Betüş Aziz Nesin'in bence bir ders kitabı. Ben işte hiç okumadıysam 5 kere okudum. Başka Şeytan Teroza çok sınırı çizgileri aşmayı öğreten bir metin Sevgi Soysal'ın. Vedat Türkali'nin Günsel'i ve aslında en sevdiğim yazar bütün karakterleri. Çok şükür ki bizim iyi bir edebiyat geleneğimiz var ve iyi bir anlatı geleneğimiz var. Benim de kitaplardan edindiğim çok fazla yol arkadaşım var.